Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere kırmızı eyeliner'ı nasıl sürdüğümü göstereceğim. Geçenlerde birkaç kere sürmüştüm ve sizler de beğenmiştiniz. Onun nasıl uygulandığını göstermek istedim sizlere bir videoyla. Bu arada bana By Terry markası 2 tane ürün gönderdi. Onlardan da bahsedeceğim size. Bir yandan makyaj yapacağım, bir yandan sohbet edeceğiz. Her zamanki gibi. Önce fondötenimle başlıyorum. Bana açık olan ve koyu olan iki rengi karıştıracağım bugün. Bu bir tık açık. Şurada muhteşem bir sivilcem var her zamanki gibi. Daha sonra bu çok koyu değil ama diğer fondötenden bir tık daha koyu. Görüyorsunuz. O yüzden ikisini karıştırmakta bir sakınca görmüyorum. Bunları bir fondöten fırçası yardımıyla dağıtacağım. Bu tarz kabuki fırçalarla fondöten sürmeyi çok seviyorum. Çünkü gerçekten işlemi çok kolaylaştırıyor. Ve çok güzel dağılıyorlar. Çerçabuk gördüğünüz gibi. Sürdüm. Şimdi gözaltı kapatıcısı olarak By Terry'nin Stylo Expert Click Stick'ini kullanacağım. Hybrid Foundation Concealer. Bunu sanırım fondöten olarak da kullanabiliyorsunuz. Bendeki rengi Rosy Light. Bakalım. Nasıl? Bu da bir klik olayı var. Şu şekilde ürün çıkıyor. Yalnız bir aynı ihtiyacım var. Ben normalde göz altlarım için daha çok likit ürünleri seviyorum. Bu tarz krem ürünlerine kaçınıyorum. Fakat bunun yapısı yumuşacık. İnanılmaz yumuşak bir yapısı var. Şöyle biraz ağır ki ağısı ve burun kenarlarıma da sürsem hatta bence hiç fena olmayacak. Müthiş kremsi yapısı. Yine aynı fırçayı mı kullansam ya şunu da kullanabilirim. Şöyle bir fırçayla dağıtıyorum. Bu tarz ürünleri eğer dağıtmakta sorun yaşıyorsanız ya da çok kuru buluyorsanız göz altlarınız için parmaklarınızla da dağıtabilirsiniz. Böylece vücudun ısısıyla ürün biraz daha cildinize daha doğal bir şekilde yerleşir. Gayet güzel dağıldı. Hiç öyle kuru değil yapısı. Hoş. Daha sonra hatta parmağımın üstündeki kalanlarını şöyle geçeceğim. Daha sonra yine By Terry'nin bana gönderdiği Compact Expert Dual Power. Bu bir All Over Perfection Matte Glow yüz pudrası. Bendeki rengi Beige Nude. Pudranın özelliği iki ayrı rengin ve iki ayrı formülün olması. Hem beige, hem mat, hem ışıltılı. Şöyle göstereyim. Ambalaj bu şekilde. Ve açtığınızda çıkan üründe şöyle görüyorsunuz. Ortada highlighter olarak kullanılabilecek ışıltılı kısmı. Dışı biraz daha koyu. İsterseniz karıştırabilirsiniz. Böyle fluffy dedikleri büyük bir fırçayla karıştırıp tüm yüzünüze sürebilirsiniz. İsterseniz koyu kısmıyla gölge yapabilirsiniz. Açık kısmı ile highlighter olarak kullanabilirsiniz. Ben her iki şekilde denemek istiyorum aslında. Şu koyu kısmını önce bakalım yeterince koyu mu? Fırçamla alıyorum. Ve eğer olur da rengi benim için çok koyuysa diye. Ama gördüğünüz gibi çok koyu değil. O yüzden ağırlığı şu tarafa vererek
dağıtıyorum. Mat bu arada bu kısmı. Böyle çok ölü gibi durmayan ama gene de fondöteni sabitleyen. Ben satin derdim bu bitişe çünkü tamamen mat değil gördüğünüz gibi. Şimdi asıl beni heyecanlandıran kısmı şu ortadaki highlighter kısmı. Yine aynı fırçayla alıyorum ve görüyorsunuz. Şekilde uyguluyorum. İkisi bir arada bir ürün olmasının avantajı bence özellikle seyahat vesaire durumlarında makyaj çantanıza iki ürün atmış gibi. Hem yüz pudranız hem highlighter'ınız bir arada. Gayet güzel. Şimdi ikisini tamamen karıştırsam yani ayrı ayrı kullanmayıp da karıştırarak kullansam hani fazla ışıltılı olur muydu bilmiyorum. Sanırım o biraz da cildinize ne kadar ışıltı sevdiğinizle alakalı. Ama ben muhtemelen böyle ayrı ayrı kullanmaya devam edeceğim. Işıltısı çok hoş bu arada. Bu iki ürünü sizin önünüze denemiş oldum. Şimdi aldığı acaba en son mu sürsem? Yok şimdi süreceğim. Niye sürmeyeyim? Göz makyajımı kırmızı yapacağım için çok iddialı olmayan mat bir alık kullanıyorum. Sanki yüzümde hafif gölge olmuş gibi cidden. Üstünden bronzerla gitsem mi geçmesem mi bilemedim. Madem bilemedim o zaman geçeyim. Az önceki fırçamla. Şöyle cidden birazcık daha renk gelsin diye. Hafifçe. Geçiyorum. Özellikle burun. Benim için garip bir şekilde kontör yapmasam da burnumun yanlarına şöyle hafifçe ten renginden daha bir koyu renk sürmek önemli sanki. Seviyorum o görüntüyü. Sırada göz makyajı var. Göz makyajım için tüm göz kapağımdan göz kapağı rengimde çok iddialı olmayan mat bir farla geçiyorum. Liquid eyeliner süreceğim için göz kapağımda herhangi bir yağlılık olsun istemediğimden bunu yapıyorum. Daha sonra şu renk nedir? Pembe. Kamerada pembe gibi görünüyor ama aslında sanki bir tık daha şeftalilik var içinde. Her neyse pembe şeftali tonlu. Yine mat bir farla. Çok hafif gölge yapıyorum. Daha sonra eyeliner'a geçmeden önce siyah bir göz kalemiyle tight lining denen bu işlemi uyguluyorum. İç göz kapağıma sürüyorum. Ki kirpiklerim daha kalın kalın görünsün. Daha sonra siz dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ben bu pembe, koyu koyu pembe, kırmızımsı rengi kullanacağım. Gönül ister ki tam kıpkırmızı olsun ama benim bulabildiğim buydu. Renkli eyelinerlerde bence en önemli şey pigmentli olması. Yani rengi vermesi. Burada bence cilt makyajım hoş görünüyor. Şu an ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben beğendim. Güzel ışıltılı olduğunu düşünüyorum. Işıltısını güzel durduğunu düşünüyorum.
alınca hiç elimi korkak alıştırmadan eyelinerımı sürüyorum. Göze alışık olmayınca ilk etapta bir garip geliyor. Ama eğer sizin için renkli eyeliner tek başına çok iddialıysa ve gözünüzün alışabildiği bir görüntü değilse, renkli kısmı kalın tutup altından ince bir siyah eyelinerla geçebilirsiniz. Yani kirpik diplerinize gelen kısmı siyah olur gene. Ama üstünden ikinci bir eyelinerla geçmiş gibi renkli eyelineriniz kalır. Geçmişte o tarz yaptığım da oldu ama ben açıkçası tek başına çok kötü bulmuyorum. Bir de kaşlar, maskara vesaire de sürüldükten sonra çok bence hoş görünüyor. Her zaman olduğu gibi bir eyelinerımı kalın birini ince sürdüm. Kuyruk şekli itibariyle birbirleriyle alakaları yok ama bu bir klasik zaten. Bu esnada eyelinerimi kururken kaşlarımı dolduracağım. Kaş şeklimi değiştirdiğimi fark etmişsinizdir. Artık kaşlarımın doğal şekliyle savaşmaktan bıktım. Çünkü oldukça kavisliler ve kaş çıkmayan yerlerde yerleri doldurmaya çalışmaktan bıktım ve doğal kavisli haline bıraktım. Ben biraz daha yumuşak bir görüntü seviyorum bundan aslında ama yok yani kaşlarım bizi doğal halimize bırak, doğal şeklimizle iyi izledi bana ve bir süre böyle. Saçlarım boyunum için kaşlarımın rengini de ister istemez ona uygun bir saç rengimi uydurmaya çalışıyorum. Gerek jel, gerek toz ürünlerle. Şu sıralar normal farlarla dolduruyorum kaşlarımı ve bunun görüntü olarak beni rahatsız etmiyor. Daha sonra bu görüntünün tamamlanması için kesinlikle bolca rimel ihtiyacı var. Eğer daha da iddialı olsun istiyorsanız takma kirpik takabilirsiniz. Ben oldukça kalınlaştırma özelliği olan, dolgunlaştırma özelliği olan rimelleri seviyorum. Takma kirpiği günlük hayatım için çok kullanışlı bulmadığımdan. Hızlı hızlı rimelimi de süreceğim. Önce baz sürdüm rimelim için. Rimellerin benim için hep en önemli özelliği dolgunluk vermesi. En çok aradığım. Kıvırıp uzatıyorsa üstüne şahane. Ama en önemlisi benim için dolgun kara kara kirpikler. Bir de tabii ki oturmasaydım şahane olurdu ama o da olmazsa olmaz benim için biliyorsunuz.
Azıcık da alt kirpik tüplerime sürüyorum. Son olarak ben dudaklarda gözlerime kırmızı eyeliner sürdüğüm zaman dudaklarda çok yoğun renk sevmiyorum. O yüzden biliyorum bir dudak kalemiyle. Sadece şeffaf gloss bile sürebilirsiniz. Ama hafif renk olsun. Ama çok renk olmasın istiyorsanız bu tarz nude renkler bence en uygunu. Evet arkadaşlar, benim makyajım bu şekilde. Eğer size siyah eyeliner'dan sıkıldıysanız ya da değişiklik arıyorsanız bu tarz bir makyajı deneyebilirsiniz. Yapımı oldukça kolay gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize bakın. Çok öptüm. Hoşça kalın.